Mart seçimlerinden sonraki geçen 3 yılın sonunda geçtiğimiz hafta şöyle bir çağrı yapmıştım. Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanları başta olmak üzere gelin bir masa etrafında toplanalım. Çekmeköy'ümüzün problemlerini masaya yatıralım. Bizler çözüm önerilerimizi ortaya koyalım ve hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Çekmeköy Belediyesi'nin 3 senesini gelin beraber değerlendirelim. Onlar ne yaptılar? Duymazdan geldiler. Çünkü neden? Yeniden Refah Partisi'nin karşısına çıkacak cesaretleri yoktu ondan. Çünkü neden? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Çekmeköy'ümüze herhangi bir yatırım yaptıkları yoktu ondan. Çünkü neden? Metroların üzerini kapattılar da ondan. Çünkü neden? Taşdelen Yeni Doğan kavşak problemini çözemeyeceklerini biliyorlar da ondan. Çünkü neden? Bakanlıklar üzerinden gelen kaynakların doğru kullanılmadığını yeniden Refah Partisi'nin ilçe başkanı söyleyecek de ondan. Çünkü neden? Çekmeköy Belediyesi'nde memur kadrosundan birim müdürlüklerine atanması gereken kadroları daha önce AK Parti teşkilatlarında görev almış olan arkadaşlarından bu kadrolara adam yerleştirdiklerinden dolayı Refah Partisi'nin ilçe başkanı bize bunu sorar cevap veremeyiz ondan. Çünkü neden? Afet riskli alanların dönüşümüyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen 42 milyon 350 bin lira parayı nerede harcadınız diye yeniden Refah Partisi ilçe başkanı sorduğu zaman biz buna cevap veremeyiz diyorlar. Bundan, bütün bunlardan dolayıdır ki 2024 yerel seçimlerinde aynen 1994'te nasıl ki efsane Milli Görüş Belediyeciliğini getirdiysek, nasıl ki önce millet anlayışıyla yola çıkarak milletimizin problemlerini çözmüşsek 2024'te Cenab-ı Allah'ın lütfuyla geleceğiz. Aziz milletimizin problemlerini çözeceğiz. Çekmeköy Belediyesi'ne yeniden Refah Partisi'nin adayı olan belediye başkanını oraya oturtacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanını oraya oturtacağız. Cenab-ı Allah'ın lütfuyla. Son olarak bir çağrı da yapıyorum. 2024'te yeniden Refah Partisi'ni masada devirmeden seçimlerde deviremeyeceksiniz değerli arkadaşlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.